Dün Trabzonspor bir açıklama yayınladı. Biz maçı oynamaya hazırız ama başka bir karar verirse de federasyon her türlü karara saygılıyız. Tamam mı? Üstüne Malatyaspor bir açıklama yaptı. Biz şehrin moral bulması açısından bu maçın oynanmasını doğru buluyoruz dedi. Onun üstüne federasyon maçı erteledi. Hatta hani Malatyaspor'un açıklamasından sonra açıkçası ben şaşırdım. Yani Malatyaspor ben oynamak istiyorum. Hani orada bu acıyı en derin hisseden il ne? İki il var. Biri Elazığ, biri Malatya. Ben oynamak istiyorum demesine rağmen ertelenmesine şaşırdım. Sonra Malatya Başkanı Adil Gevrek bir açıklama yaptı. Dedi ki federasyon bizi aradı. Trabzonspor'un ertelenmesini istediğini söyledi. Lütfen siz başvuru yapar mısınız dedi. Yani biz ertelemek istemiyoruz. Siz erteleme başvurusu yaparsanız iyi olur anlamına geliyor bu. Biz de ertelenmesini istemedik dedi. Sonra Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Nasıl oluyor da bu maç Malatyaspor istememesine rağmen erteleniyor dedi. Onun üstüne Trabzonspor bir açıklama yaptı. Biz istemedik ki ertelenmesini dedi. Yani Malatya istememiş. Trabzonspor istememiş. Açıklamalardan bunu anlıyoruz. Ama maç ertelenmiş. Garip bir durum değil mi sence? Garip bir durum. Bunun önüne geçilmesi için Süper Lig'de hiç maç oynanmamalıydı bu hafta. Bütün maçlar ertelenmeliydi. Tamam. Cuma oynandı. Tamam. Anladım. Bu cumartesi, pazar tamam. Yani ertelenmeli. Oynanmamalıydı. Çok basit. Yani bunun başka şeyi tamam, yok. Tamam. Sen kökten çözdün işi de ama madem ya oynandı... İşler kökünden çözülür ya. İşler sistematik çözülür. Anladım da burada birileri yanlış bilgilendiriyor kamuoyunu. Garip bir durum yani. Doğru bilgilendirsinler. Doğru bilgilendirmesi gerekiyor. Ve federasyonun bence asıl burada açıklama yapması gereken federasyon. Çünkü tabii Malatya ki. Spor diyor ki Trabzon'un istemediğini bize federasyon iletti diyor. Trabzonspor da diyor ki ya Malatyaspor ne düşünüyor diye sorduk diyor Trabzonspor Başkanı Ağoğlu. Malatya istemiyor dediler bize. Biz de tamam dedik diyor. Çok acayip bir durum. Yani bugün böyle bu konuda bir tartışma dahi ortada varsa ülke futbolu iyi yönetilmediği içindir. Ülke futbolunu yönetmekle yükümlü olan kurum da Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Başkanları değişse de, yöneticileri değişse de birikmiş bir böyle kötü yönetim olduğu için de depremde dahi insanlar bu tip tartışmalar yaşıyorlar. Çok halbuki acayip. İnsanımızın hayatı her futbol maçından çok daha önemli. Zaten hiç oynanmaması gerekiyordu diyorum. Hiçbiri yani Göztepe Beşiktaş maçı da oynadı. Bak Göztepe Başkanı'nı bir tebrik ediyorum Mehmet Sebil. Bunca yıl uğraşıldı o stad için. Çok uğraşıldı. Ama ne yaptı? Stad öncesi işte böyle açılış töreni, kutlama, bayram havası olmayacak çünkü deprem yaşandı dedi. Maç madem oynanacak en azından bunlar yapılmasın dedi. Buna rağmen ya ben de bir sürü böyle işte Göztepe taraftarı insan tanıyorum sevgili Nebil. Çok da yani rakip takım otobüsüne, misafir takım otobüsüne saldırmak gibi bir şey. Akıllarından bile geçmeyecek öyle bir çirkinlik insanlar. Hele böyle bir durumda toplum olarak, ülke olarak böyle bir deprem acısı yaşadığımız dönem hiç düşünmeyecekler. Peki o saldıranlar kim? Misafir takım otobüsüne. Çok enteresan, kötü anlamda enteresan. Kim abi onlar? Bana niye hiç rast gelmiyorlar? Ben hep çok iyi insanlar görüyorum orada. Yani bir farkındalık yaratılması, oluşturulması gerekiyor. Depremin ne kadar ciddi bir meselemiz olduğunu anlamak için. Bu maçların hiçbiri oynanmamalıydı. Hepsi ertelenmeliydi.